Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada buluvatkan gün tertibdeki haberlerine huzurunlarla sunuş kılışımız. Kıynamızda dıktınlar ekranımız bolsun. Yaşanğanlarımı mecburi Xitay tili öğrenmekte. Xitay dairelerinin Şarkı Türkistan'ın Xitaylaştırı siyasetinin küçüğüşü bilen Şarkı Türkistan'daki Uyghur maaripi pütülle yokutulup, başlangıçtan Ali Mektep kişi bolgan derslikler Xitaycığa özgertilgen idi. İctimai uçur vasıtları tarqılıvatkan sıllıq paketler Xitayning bununğımı razı bolmay, namda erkin yaşavatkan Uyghurlarnıñmı keç gündüz demesten Xitay tili öğrenişke mecburlanğanlıqını aşkarlap bermekte. Bugün ictimai uçur vasıtları tarqılğan yeni bir sında 70-80 yaşlarga kirip qalğan yaşanğan bir Uyghur mamayning Xitay tili öğreniwatqanlığı körsitilgen. Bu körünüşler Şarkı Türkistan'daki Xitay tili maaripinin ösmürler yaşlar bileli çekilinip kalmay, yaşanğanlarga mı mecburi tenil vatqallıqını körüstüp bermekte. İli deryasının Xitay'nın cinayetleri hakkıdaki ispatlar ekip geldi. Kazakistan'dan ilgilenen uçurlardan malum buluşça, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da yürgüzvatkan dinge karşı cinayetige alakadar ispatlar İli deryası arqılıq taşqi dünyaya yetip gelgen. Bildirilişçe Kazakistan'nın Yarkent şehrige tabe bir mahalledeki deryaga birnece Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar ekip gelgen bulup, bularını yerlik puhraları süzüp alğan. Süzüp alğıçılarının eğitip verişçe mezkur deryasuya Şarkı Türkistan'daki İli deryasının ekip geldiğen bulup, bu kitaplarını İli deryası buydaki Uyghurlarının taşlıp etken buluş ihtimallıqı intayin küştükken. Kitaplar su ütüp ketmesliği üçün birine çıkat plastik haltığı uğrap kaçınanğan bulup, eğizi çın boğu etilgen. Arkadın yine yeşikki kaçınıp deryağı taşlıp etilgen. Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplarını süzüp alğanlar bu kitaplarını cemaatinin okup paydalanışı üçün mescidki takdim kılışını oylaşıp atkallıkını bildirişken. Xitay 2014 yılından tartıp İslam dinini pütülleri çekleştiğin ibaret rezil mahsusdaki yetiş üçün Şarkı Türkistan halkının öylerini axtırıp, dini kitap saklıqallarını tutkun kılgan, lagırlarga kamağan, hatta 8 yıldın 15 yılıca kesip etken idi. Şundaqlı Kur'an-ı Kerim ve başka dini kitaplarını, caynamazlarını köydürgen idi. Küzetküçüler bundan burun ceza lagırdan kutulup çıkan birnece pidai kişilerinin Xitay'nın cinayetlerine güvahlıq bergenlikini, İli deryasıdan Kazakistan'a ekip girgen Kur'an-ı Kerim'nin bolsa, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki dinge karşı cinayetleri ve bastırışlarının yeni bir küçülük ispatı işkerlikini bildirişmekte. Trump hükümeti Asya NATO'su kurup Xitay'a takabül duruşunu oylaşmakta. Trump hükümeti Asya'daki devletler bilen Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'a okşaş bir herbi siyasi ittifak kurup Xitay'a takabül duruşunu oylaşmakta iken. Washington vakti gezdi Trump hükümetindeki emeldarlarının bunun için üntünsüz hareket kılıvatkallıkını bildirgen. Haberde takitlenişçe bu fikirini aldı bilen Amerika'nın muavin taşkı işler ministeri Stephen Bigon aldınkı ayda Amerika, Avustralya, Hindistan ve Japonya tört devlet grubunun gayri resmi ittifakı hakkıdaki bir sözü de aşkarlığan. Stephen Bigon 31. Ağustos günü ötküzülgen Amerika-Hindistan Stratejilik Diyalogi namlıq yığındı kılgan sözü de bu Trump hükümetinin ikinci karar vazife öteş müddeti içinde, ya ki o sayılınılmağın takdirde mi kiyinki prezident özünün birinci karar vazife öteş müddeti içinde ciddi oylaşıdığa mesele buludu degen. Washington vakti gezinin haberde mutakassislerinin herbi ittifak kuruş bulup mu Hindistan bilen Avustralya Xitay'nın düşmanlıkı düşkelgen bir peyitte herkandak vakit tikidin mi ihtiyaclık mesele bulup kaldı edip karaydıganlıkı tekitlengen. Bu doğrusu da Wilson Merkezi Asya Programması'nın muavin direktörü Michael Kogelman mundaq degen. Nöbette tört devlet grubu ve şunaqlı rayondaki başka devletlerimi Xitay'nın hareketinin tacavuzçılık bulup kalmay, yer şarının mukumluğu tehdit selivatkallığı doğrusu da ortak tonuş küçeymekte. Washington vakti gezinin tehditleşçe yakınkı aylarda Xitay'nın hırsı küçeygen siri Hindi Tiniç Okyan İttifakı kuruş Amerika'nın kün tertipideki asaslık meselege aylanğan. Cemaat erbabı Abdülkadir Yapçan'ın Xitay hakkıdaki özgermez meydanı Amerika'da kanun layihisi süpürdü sunuldu. Amerika Avam Palatası da Xitay Kompartiyesini cinayet işler teşkilatı edip ilan kılış hakkıda kanun layihisi sunuldu.
Amerika Cumhuriyetçiler Partisi'nin bolgan Avam Palata azası Scott Perry Xitay Kompartiyesini Amerika'nın Xalqara Cinayi İşler Teşkilatları tizimlikke kirgizish haqida kanun teklif layihasi sunğan. Scott Perry özünün torida e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida bu kanun Amerika kanun icra qilish organlarini Xitay Kompartiyasining yomon g'arazlik harakatlarini nishon qilishi uchun strategik ko'rsatim bilan ta'minlaydi degan. Uning ta'kidlashicha Xitay Kompartiyasining Amerika aqliy mulklarini o'g'irlashi, Amerika sistemasiga to'r hujumi qilishi, josusluk va xalqaro fontanil atkazchiligi qatorliklar bilan shug'ullanishi uning bu tizimlikka kirishi uchun yetarli ekan. Scott Perry'nin mezkur kanun layihasini Tim Burchett, Scott Descher Lies qatarlıq iki cumhuriyetçi avam palata azası kollugan. Kanun layihasinin demokratlar köpsallıqtiki avam palatasıda kubul kılınış kılınmasıqı məlum emez. Ama Scott Perry'nin agahlandırışca Xitay Kompartiyası özünün xalqara cinayeti üçün çoxum cevapkarlıqı tartılışı Amerika kanun icra kılış orqalları bilen tuluq yüzlişi gerekken. Scott Perry 1 oktyabr günü Washington'da ötküzülgen Xitay Kompartiyasının 71 yıllık hükümranlığına karşı duruş namayışıda söz kılıp, Xitay'nın türlük tepsendikliklerine yol koyulup gelgenliği. Lekin bununla emdi hatimi berilişi gerekliğini tekitleyen. O, onun cinayi kılmışı itiraf kılınışı, bütün dünya cemaati Amerika'nın başçılığı da bununla karşı duruş gerekliyen. Məlum buluşça kanun layihisi de Amerika'daki cinayi işler bilen şugullanan Xitay diplomatlarının keçirim kılınış hukukunu bekar kılış oturuğu koyulgan iken. Bu haber Türkiye'de yaşayatkan cemaat erbabi Abdüqadir Yapcan Efendi'nin yıllardan bu yan Xitay tecavüzcileri hakkıda sözləp kilivatkan yalqulluq sözlerini yeni bir qitim əsletti. Abdüqadir Yapcan Efendi Xitay komünist tecavüzcileri hakkıda yıllardan bu yan onu əsla hükümet dəb ataşkı bolmaydıqallıqını, çünkü onun da hükümeti tepilidigan en akalli süpetnin mu qat'i tepilmaydıqallıqını. Xitay komünist tecavüzcilerinin şeksiz halde cinayet şaykısı, karakçılar guruhi, bulançılar guruhi işkellikini tehimi eni kılıp etkanda onun Şarkı Türkistan halkıyla emez, belki pütkül insaniyetke barlıq, callıq, cansız mahlukatlarına mu balayı apet işkellikini her nutuklarda sözləp gelmekte. Xitay komünistlik tecavüzcileri 9 kişinin terkip tapan bir bulançılık şaykısı, karakçılık şaykısı. Bu siyasilaşkan bir şayka. Xitay'nın düşmanı tükkül insanlık. İnsanlıktan düşmanı Xitay. Yani insanlık ait boğa kımmet kalaşlarına namız Xitay'nın düşmanı bu şekil tonuşunuz gerek. İlham Tohti bu yıllık Nobel Tinişlik Mükafatı'nın aldınkı 5 namzatının biri boldi. Xitay türmesindeki ataklık Uyghur siyalisi İlham Tohti bilen Hong Kong'luk faaliyetçi Naitin Lu 2020 yıllık Nobel Tinişlik Mükafatı'na en layık aldınkı 5 namzat katarığı girdi. Norveç'e Nobel Komiteti kilerepte 5 namzat içiden birini tallaydıken. İlham Tohti bilen Naitin Lu bu yıl Norveç'e Kalemkeşler Merkez tarafından namzatlıkı görüstülgen bulup, bu İlham Tohti'nin 2019 yılından beri 2. kıtım namzatlıkı kaydı görüstülüşüdür. Bunun burun o Amerika Devlet Meclisi azaları tarafından 2019 yıllık Nobel Tinişlik Mükafatı'na namzatlıkı görüstülgen idi. Oslo Tinişlik Tatqiqat İnstitutu'nun torida eylan kılınan uçurdu təkidlenişçe, nöbeti neçe yüz namzat içinden tallaş eylip berilip, ahırda İlham Tohti ve Naitin Lu qatarlıq 5 namzat kılıp kalgan. Kalgan namzatlar Sudanlık okuguchi Ala Salah ve Sudan'daki Erkinlik Özgürüş Küçleri Teşkilatı, Rusiyalik öktüçi Alexei Navalny ve onun parıxorluğu karıştırış fondi, Liviya ve Somalilik Tinişlik Paaliyetçisi Hacer Şerif bilen İlvad Elman, Jurnalistlerinin Qoğdaş Komiteti qatarlıq şahıs ve uğurlarını öz içi kaldıken. Oslo Tinişlik Tatqiqat İnstitutu'nun torudaki uçurdu bildirilişçe, Nobel Tinişlik Mükafatı'nın Xitay'daki Uyghurlarının bastırılışı'na karşı paaliyet elip bargan İlham Tohti'ye berilişi, zulümge uçuravatkan bu milletnin kıyınçılıkını tehimi gavdilendirişke, Xitay rejimi'ye karata xalqara cemiyet közdüvatıdu degen signalini berişke yardımı buludiken. Uçurdiyene İlham Tohti'den hiç kanda haber elin almagan bolsa mı, lekin onun hizmeti ve mirasının Uyghurlar hem onlarının kolluğu uçuları üçün küçlük simvol hem hareketlendirgici küç bulup gelgeliki ilgiri sürülgen. İlham Tohti 2014 yılı 1. ayının 15. günü Beijing'da atalmış bölgüncülük bilen ayıplınıp kol gıyılıngan. 2014 yılı 9. ayının 23. günü Ürümçi'de müddetsiz kamakı hüküm kılıngan idi.
Xitayının Uyğurlarga kılıvatkanı irqi qırğınçılıq bolmasa, nime irqi qırğınçılıq boludu? Amerika Avam Palata azası Christopher Simmons, Xitayının Uyğurlarga qarata irqi qırğınçılıq elip beribatkanlıqı, Xitayının kılmışı irqi qırğınçılıq bolmasa, yani nimenin irqi qırğınçılıq deyildiğallıqını təkidledi. Amerika Avazı Radyosu'nun 5. Oktyabr haber kılışça, Christopher Simmons, Xi Jinping'nin Uyğur Müslümanlarına qaratkan irqi qırğınçılıqı Adem'ni gazaplandırdı degen. Onun tekitleşçe Xitay Uyghurlarını izcil kemsitip gelmektigen. O yana Rabia Qadir Hanım'nın Amerika'ya gelip tuncu qetim özüge güvahlıq bergeliki, onun kaltıs cesur ayal hikeliki. Hazır onun bütün ailesinin türmege kamalgalıqını bildirip, eğer irqi qırğınçılıq əhdinamısıga qarısınız, onun da bir millet, bir irq ve dinni pütülləy yaki qısmen yoktuş irqi qırğınçılıqı kirudu. Ular hazır Uyghurlarını pütülləy yoktuvadudu. Eğer bu irqi qırğınçılıqının eniqlemesiğe düşmese, yani nime irqi qırğınçılıq hesablandı degen. Onun təkidleşçe, xavupsizlik kengişi bu meselege qarata qattıq hareket kullanışı gerekken. Christopher Simmons yana Uyğur mecburi emgeki meselesi haqqıda toxtulup, dünya paxta məhsulatının 22%'nin Şarkı Türkistan'da işləp çıxırılıqı, özlerinin çıxargan kanuni bunu pütülləy çekleydiqallıqını bildirgen. Onun təkidleşçe, Şarkı Türkistan'da işləp çıxırılgan məhsulatının həmmesi gulag yaki qul əmgekigi çetişlik buluşu mümkün bulup, bu rayonda işləp çıxırılgan məhsulatlarının Amerika'ya import qılınışı birdək çəklinişi gerekirken. Christopher Simmons yakınki 20 netçi yıl mabeynide Uyğurlarını izcil qollab kelgen Cumhuriyetçi Avam Palata əzası bulup, o Uyğur kişilik hukuk siyasi kanununun maqullunışı da halkılık rol oynayan şəxslərinin biri. Dünyadaki 100'den artık mühim şahıs ceza lagırlarına karşı çakırıqa imza koydu. Avrupa İttifakı'nı merkez kılgan halda dünyadaki 100'den artık mühim şahıs Xitayning ceza lagırlarını takış seferberliki faaliyetine imza koydu. Xitayının devlet bayramı bolgan 1. Oktyabr günü Avrupa İttifakı'nı əza 27 devletki ve dünyanın her kaysi ellerdeki 100'den artık parlament əzaları, şehir başlıkları, diplomatlar, paylaşoplar, cemiyet şünaslar, İqtisad şünaslar, siyasetçiler, sənətkarlar, kişilik hukuk aktifleri, dünya Uyğurlar üçün namlıq səpərvərlik faaliyetine imza koyup zor gulgulu payda kıldı. Bu səpərvərlikke Amerika, Kanada, Avustralya, hatta Alciriya ve Türkiye qatarlıq əllərdeki bir kısım profesörler, mütəxəssislər mu avaz qoşqan idi. Dünya Uyğurlar üçün namlıq səpərvərlik faaliyeti 1. Oktyabr günü dünyanın her qaysi əllərdeki 60'dan artıq şəhərdə Uyğurlarının Xitayğa qarşı namayişleri yüz berib atqan Fransiya parlamentinin 53 nəfər əzası Uyğurlarga yardım grupisini qurğanlıqını cakarlıqan, Xitay Komünist Partiyası dövlət qurğanlıqının 71 yıllıqını qutluqlavatqan bir payetki toğır kəlgən idi. Avrupa Yeşillər Partiyasının Avrupa parlamentidiki sözçisi Germaniyelik siyasiyon Reinhard Bütikofer tarafından başıldılgan Dünya Uyğurlar üçün namlıq imza toplaş səpərvərlik faaliyetinin yıllardan bu yan dünya insaniyetke karşı cinayetke şahit bulup geldi namlıq bayanatı da Xitayning növbette Şarkı Türkistan'da ceza lagırları arqılıq yürgüzvatkan insaniyetke karşı cinayetleri qattıq ayıplenip ceza lagırlarını taqaş üçün bütün dünyanın ornudun desturişi teşebbüs kılınğan idi. Pompeo 4 taraf uçuruşu üçün Tokyo'ya yetip geldi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo, Xitay'a karşı terakki kıldırılgan Amerika, Avustralya, Hindistan ve Japonya İttifakı ramkisindeki uçuruşlar üçün Japonya paytaxtı Tokyo'ya yetip geldi. Japonya Taşkı İşler Vaziri Motegi Toshimitsu 4 taraf uçuruşu'dan burun Pompeo bilen görüşüp gün tertip meselelerini müzakere kıldı. Japonya Taşkı İşler Vaziri Motegi Toshimitsu ötken ay vazife tapşırılgan baş vazir Suga Yoshihide ve kabinetinin sabık başvazir Shinzo Abe'nin siyasetlerini devamlaştırdığını bildirip, Suga hükümeti rayonluk, mukumluk ve tinişliğinin ulu teşi bulan Japonya-Amerika hemkarlıkını tekimi yukarı götürüş siyasetlerini izcil devamlaştırdı. Erkin ve uçuk Hindi tiniş okyan gayesine emelge aşırış için Japonya bilen Amerika halkara cemiyetki toxtumay başçılık kılışını halaydı dedi. Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo erkin ve uçuk Hindi tiniş okyan gayesinin rayon bihaterlikinin asaslarından biri işkerlikini eskertip, bu gaye ve Amerika-Yaponya ittifakı halıklarımızga 10 yıllardan bu yan paravallık ve hatır yemlik elip geldi dedi. Tört taraf bihaterlik diyalogi de bilindigan Amerika, Avustralya, Hindistan ve Yaponya otursu da 2007 yılı başlanan diyalog münbiri
2017 yılı 4 taraf ittifakıga özgertilgen idi. Kırgızistan'da namayışçılar prezident sargı ve parlament binasını ilgiledi. Habertürk doğrunun haberde bildirilişçe 4. Oktyabr Kırgızistan'da ötküzülgen parlament sayılımının neticesiyle narazılık bildirgen namayışçılar prezident sargı ve onun içindeki parlament binasına besip girgen. Merkezi saylam komite tarafından 7%'lik saylam çekiki yetelmedi deb haber kılınan 12 partiyanın kolluğucuları paytaxt Beşkek'teki Alato meydanında namayış ötküzüp saylam neticesinin bekar kılınışını talep kılgan. Şu vaxtıda başlayan namayışka 5000'den artık kişi katnaşkan. Sakçılar yaş akkuzuş bombası ve gaz bombası işletip namayışçılarını tarkaklaştırmakçı bolgan. Namayışçılar taş ve kaltekler bilen ot uçuruş maşinesi ve ahlet maşinlerini sakçılar tarafı sürüp ilgirligen ve sakçılarının çekingen polisinden paydalanıp prezident sarayını ve parlamentini ilgiligen. Haberlerge asaslanğanda hazırgıcı namayışta 600'ge yakın kişi yaralanğan bulup bir kişi hayatından ayrılgan. Prezident Almazbek Atambayov'nun oğlu Kadir Atambayov mu namayışka katnaşkan. Yeni bir tarafdan prezident bayanatçısı Tolganay Stamaliyov prezident Sorunbay Jeenbekov'nun Bişkek'te işkellikini bildirgen. Namayışçılarının bir kısmı prezident sarayda kalsa yeni bir kısmı Alato meydani ve siyasi mehbuslar turvatkan türmege karab ilgirligen. Alato meydanındaki namayışçılar yanratku arkalık Almazbek Atambayov ve Sadir Kaparov'nun kuyup berilişini talep kılgan. Namayışçılarının talepi boyunca sabık prezident Almazbek Atambayov türmeden kuyup berilgen. Prezident Akhbarat Merkezi'nin bayanatı da prezident Sorunbay'nın əti ətigende 4. Oktyabr saylamığa katlaşkan 16 siyasi partiyanın rehberlerini kabul kılmakçı işkallike bildirilgen. Məlum buluşça Merkezi Saylam Komitetinin sallıq məlumatıga asaslanğanda saylamğa katnaşkan 16 partiyadın 12'si saylam çekige yetelmigen. Siyasi partiyalar parlament saylamının adıllıq bilen ötküzülmegenlikini saylamının bekar kılınışını talep kılgan. Yeni kelgen ahırkı haberge göre halkının ciddi talepi bilen Kırgızistan'da saylam neticileri emelden kaldırıldı. Abdülhekim Maksum Hacım'ın oğlu Abdüqayyum Hacım Xitay türmesi şehit kılındı. Türkistan vakti doğrunun 30. sentyabrdaki haberde bildirilişçe Şarkı Türkistan'daki meşhur ölümalardan biri bolgan merhum Abdülhekim Maksum Hacım'ın oğlu Abdüqayyum Hacım Xitay türmesi şehit kılınğan. Abdüqayyum Hacım 1957 yılı Gumun ayısında mücahit ölüma ustaz Abdülhekim Maksum Hacım ailesi dünyaya kelgen. 2 yaş vaktida dadısı Abdülhekim Maksum Hacım Xitay rejimi tarafından tutkun kılınıp 20 yıllık kamak cezasına hüküm kılınğan. Abdüqayyum Hacım'ın dadısı Xitay zindallarda türlük, xorluk ve zulüm tartkan bolsa, Abdüqayyum Hacım anısı ve işki ağaçısı bilen cemiyette Xitay rejiminin cismani ve ruhi cihetlerden xorluşuğa uçuraş bilen birge, penni ve dini bilimlerde okup terbiyelinişten mahrum kalgan. Dadısı Ustaz Abdülhekim Maksum Hacım kamaqtın çıkan deyken, 1979 yıldan başlap ta ki vapat bolganğa kadar dadısının təlim terbiye elip, xeli yetişken ölüme bulup kalgan. Dadısı Abdülhekim Maksum Hacım tuyuqsız vapat bulup ketkendeyken, izcil dadısının hizmetlerine varislik kılıp, kulüdün kilişçe kağılı halkının dini hizmetlerine yetekçilik kılıp gelgen. Abdüqayyum Hacım 2017 yılı aile boyunca Xitay tarafından tutkun kılınan bulup, onun öyleri ve öyünün aldıdaki ustaz Abdülhekim Maksum Hacım başçılıkıda selinigen mescid çekip tüzlü etligen. Abdüqayyum Hacım dadısı da küçük bir el, hoşkoy, vatanperver ölüme cemaat erbabı idi. İşencilik məlumatlarına asaslanğanda Abdüqayyum Hacım'ın 2020 yılı 8. aylar etrafı da türmede şehit bulup ketkenliki məlum bulmaqda. Dünya nüfusunun 10% Xitay virusu bilen yuqumlanğan buluşu mümkün. Dünya Sahiye Teşkilatı Ciddi Əhvalğa Taqabıl Duruş Programmasının direktori Mike Ryan Xitay virusudun ölüş nisbitinin Avrupa ve Şarkı Otur Deniz rayonunda örlügenlikini bildirdi. Ve hazırki en yakşı mülkârimiz bizge dünya nüfusunun tahminen 10%'nin bu virüs bilen yuqumlanğan buluşu mümkünlikini körüstüp vermekte dedi. Riyan tünügün Şivistariya'nın Cenve şehirde başlanğan Dünya Sahiye Teşkilatı İcraiye Hayeti yığınının Xitay virüsüge karşı köreş temelik məksus bölümüde söz kıldı. Riyan dünyanın her kaysi caylarda yuqumnın uxşumaydıqallıqını çüşendirip, Xitay virüsü bimarlarının Şarkı-Canubi Asiya rayonunda örlevatkallıqını, Avrupa ve Şarkı Otur Deniz rayonunda ölüş nisbitinin köpeyişke başlıqallıqını etdi.
Riyan yuqumnun xarbi tinich okyan va Afrikadagi vaziyati haqida to'xtalib, u rayonlarda hozir texmo ijobiy ekanligini bildirdi. Mike Riyan so'zida bularning hammasi dunyo nufusining mutlaq ko'p qismining xatar ostida ekanligidan derak beradi. Yuqumning o'zgarishni davomlashtiradiganligini bilamiz. Ammo biz yana yuqumning tarqalishini to'xtatish va hayot qutqizish vositalarimizning borligini bilamiz. Bular bizning qo'limizda dedi. Yana bir tarafdan Turkiyada oxirgi 24 soat ichida 57 nafar kishi Xitoy virusi sababidan qazo qildi. Shuning bilan Xitoy virusi o'tirg'i chiqqandan buyon qazo qilganlar soni 8498 ga yetdi. Bir kun ichida 115632 kishi tekshirilgan bo'lib, bulardan 1603 kishida Xitoy virusi bayqaldi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayetki haberimizi gördük ki, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla programı akırda ekran arkasındaki barlı hizmet aşırımıza köptün köp rahmet eğitimin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.